Sesle şeyi, görüntüyü birleştirmek için. Tamam mı? Bunda da şaşırmayın. Şimdi çok yoğun bir konuya başlamıştık, manyetik alanlar diye. Ne yaptık önce? Manyetik alan tanımını konuştuk. Tanımını konuştuktan sonra belli temel özelliklerini, dünyanın manyetik alanı, kuzey kutbu, güney kutbu, mıknatısların kuzeyi, güneyini konuştuk. Gerçek manyetik kutupla, gerçek kuzey, pardon, gerçek kuzey ile manyetik kuzey birbirinden farklı. Onu söyledik. Ondan sonra da manyetik alanı nasıl tanımlıyoruz? Bunun üzerinde konuşmaya başladık. Çok önemli bir şey atladım. Biriminden konuşmadım size. Tanımlıyoruz dedik ama şu kuvvet üzerinden tanımlıyoruz dedik. Aynı elektrik alanda yaptığımız gibi. Burada değişik bir durum söz konusuydu. Bir vektörel çarpma durumu söz konusuydu burada. V cross B yazıyorduk. Aynı o sınavdaki sorunuz gibi düşünecek olursanız, yani bunun birimini mesela diğerleri cinsinden bulmak mümkün. İşte Newton'u kulona bölüyorsunuz veya kulon yerine amper saniye yazabilirsiniz. Bir de metre bölü saniyeye böldüğünüz zaman bulmak mümkün. Karmaşık bir birimi var muhtemelen. İsterseniz yapalım hemen. Mesela bu Newton. Newton nedir? Kilogram. Metre bölü saniye kare. Bunu yüke bölüyorsunuz. Yük dediğimiz şey amper çarpı saniye. Amper temel birim olarak kabul ediliyor çünkü. Hızı da böldüğünüz zaman metre bölü saniye, saniyeyle çarpıp metreye bölmüş oluyorsunuz. Ne oluyor? Saniyelerden bir tanesi gidiyor, metrelerden bir tanesi gidiyor. Kilogram bölü amper saniye girip ibe, hiç böyle fiziksel sezgimize içinde kilogram olan, amper olan, saniye kare olan bir birim elde etmiş oluyorsunuz. Kimse manyetik alanın birimine kilogram bölü amper saniye kare demez. Özel bir ismi var onun. Biliyor musunuz? Duydunuz mu? Manyetik alan neyle ölçülüyor? Tesla diyoruz. Tesla çok inanılmaz bir adam. Mucit ve bilim adamı olarak geçiyor. Mucitlik özelliği daha baskın bence. T diyoruz. Tesla ile gösteriliyor. Yine bir kişinin ismi olduğu için büyük harf T ile gösteriyoruz. Bir Tesla çok büyük bir manyetik alan esasında arkadaşlar. Yine bu orantısızlık durumu söz konusu. Yani hani laboratuvarda böyle sizin çok böyle mıknatıslarla, şunlarla, bunlarla, pusulayla falan böyle uğraşabileceğiniz bir manyetik alan değil. Çok ciddi büyük bir manyetik alan. O yüzden daha pratik olan mesela laboratuvar şartlarında bir masa üzerinde yapabileceğiniz bir deneyde kullanacağınız mıknatısların büyüklüğü, manyetik alan ürettiği, ne bileyim, bir alanda ürettiği, bir noktada ürettiği manyetik alanın büyüklüğü genelde bunun 10 üzeri eksi 7'de biri, 10 üzeri 7'de biri, yani 10 üzeri eksi 7 Tesla. Ona da Gauss diyoruz. 10 üzeri 7 Gauss bir Tesla'ya karşılık geliyor. Yanlış hatırlamadıysam Tesla'yı Gauss'a dönüştürmek, bir bakabilir misiniz şeyden? Ben şu telefonu şeyde meşgul ediyorum şimdi. Bakalım Tesla Gauss. One Tesla. Kaç Gauss? 10 üzeri 5'miş arkadaşlar. 10 üzeri 5'miş. Özür dilerim. Doğru mu söyledim? 10 üzeri 4 mü 5 mi? 3, 4. 10 üzeri 4'müş. 10 üzeri 4. 10 üzeri 4 Gauss. Bir Tesla. Genelde uğraşacağınız birimler hani Gauss türünden birimler olabiliyor. Ama standart birimi, SI birimi, standart international birimi, yani kilogramlı, amperli, saniyeli birimi, dediğim gibi Tesla manyetik alanı. Bunu bir unutmuştum. Manyetik alanın tanımını yaptıktan sonra ne üzerinden yaptık? Peki yarattığı kuvvet üzerinden yaptık ama dedik ki yarattığı kuvvet öyle enteresan bir kuvvet ki duran yüklere etki etmiyor. Hareket etmesi lazım bir yükün ki manyetik alan ona bir kuvvet etki etsin. Ve öyle de bir tuhaf bir durum ki yük böyle hareket ediyorsa, manyetik alan da böyleyse, bu ikisinin oluşturduğu düzlemin dışında dik olan, bu ikisinin oluşturduğu düzleme dik olan bir yönde bir manyetik alan etkisi söz konusuydu. Aynı zamanda bunun işaretine de hassas. Pozitif olduğu zaman sağ el kuralını söyledik. Parmaklarımı, baş parmakla, yani şu iş, baş parmağı haricimdeki parmakları manyetik alan yönünde diyelim gösteriyorum. Bu benim pozitif yükümün hızı oluyor. Avucumun içinin baktığı yönde onun üzerine etki eden kuvveti söylüyor. Negatifse avucumun dışının baktığı yön olacak söyledik. Aynı zamanda şeyi bilen biri, cross çarpımı yapmayı bilen biri bu çarpımı kolayca yapıp F'in yönünü de bulabilir. Sağ eliyle böyle vida kuralı dediğimiz, her zaman sağ elimizi kullanıyoruz burada. Bunu yaptıktan sonra bu kuvvet altında hareket eden parçacıkların hareketine biraz baktık. Ve öyle enteresan bir kuvvet ki bu daima hıza dik kalıyor.
Eğer başka bir şey kuvvet falan yoksa, elektriksel kuvvet yoksa yanında, daima hıza dik kaldığı için sürekli onu bir çembersel yörünge üzerinde tutmaya çalışıyor. En azından şey bileşeni, manyetik kuvvet bileşeni bir çember çiziyor. O çemberin yarıçapı nedir diye baktık ondan sonra. Onu hesapladık ve onun uygulamalarına baktık. Mesela diyelim önce bir hız seçici diye bir şeyimiz vardı, uygulamamız vardı. Bu yönden elektrik alan uyguluyorum, bu yönden işte atıyorum manyetik alan uyguluyorum. İkisinin etkisi birbirini dengeliyor. Parçacık ne yukarı ne aşağı saçılarak sadece belli hızla parçacıkları bu şekilde seçebiliyordum. Çok bu şey yapılan bir şey, kullanılan bir şey. Çünkü uğraştığımız parçacıklar böyle bir istatistiksel topluluk olduğu için içinde her türden parçacık var, her hızdan parçacık var. Belli hızda olanları seçebilmek için böyle bir yöntem uyguluyorduk. Ondan sonra o yöntemde mesela dışarı çıkanları ne bileyim belli bir çembersel yörünge üzerinde döndürüp kütle spektrometresi veya işte Thomson'un E bölü M kütle bölü yük bölü kütle oranını hesapladığı deney gibi uygulamaları vardı. Böyle çok çok pratik uygulamalar oluyordu. Onlardan konuştuk. Ondan sonra da dedik ki peki akım taşıyan teller, onların içinde de yükler hareket etmiyor mu? Ediyor. Bu formülle mi hesaplanıyor? Yok. Onun formülünü çıkardık. Akım taşıyan tellerde de formül arkadaşlar F eşittir. Hatırlarsanız akımın kendisini çarpıyorduk. L cross B gibi bir böyle bir formülümüz vardı. Yani bu drift velocity gibi oluyordu. Bunu şeyle çarpıyorduk. Toplam akım taşıyıcıların sayısıyla çarpıyordum falan. Bu formülü elde etti. Doğrudan bu formülden çıkabilen bir şeydi bu. F eşittir bil diye diyoruz bunu kısaca. Yine aynı şekilde, aynı mantıkla manyetik alanı parmaklarımın yönüne, akımın aktığı yönü, I çarpı L gibi düşünürseniz, baş parmağımın yönüne kuvveti de avucumun içinin baktığı yön olarak gösterebiliyorduk bu şekilde. Şimdi ondan sonra ne dedik? Tamam, akım taşıyan teller böyle kuvvetler oluyor. Peki kapalı bir ilmeğin söz konusuysa, kapalı bir ilmek söz konusuysa net kuvvetin sıfır olduğunu söyledik. Net kuvvet yani çünkü buradan bu yönde ediyorsa buradan diğer yönde etki edecek. Tabii düzgün bir manyetik alan altındaysa. Düzgün bir manyetik alanda net kuvvetin sıfır olduğunu söyledik ama net tork sıfır değildi. Çünkü bu tarafı yukarı bu tarafı aşağı doğru ittiriyordu. O zaman bir dönme söz konusuydu. Ve bu dönmenin de en büyük uygulaması günlük hayatta elektrik motorları. Özellikle de DC ile çalışan elektrik motorları yani doğru akım ile çalışan elektrik motorları. Ondan bahsetmedim. Bir sadece bir tane şema çizdik zannedersem. Ama bir o DC'nin bir konu olarak burada DC elektrik motorları yer alıyor. Ondan birazcık arzu ederseniz şey yapalım. Bir mesela şöyle güzel bir şekli var. Sakin sakin çizmeye çalışayım. En azından prensibini anlayalım. Yani bir doğru akım veriyorum bir sisteme ve bir dönem bir şey elde etmiş oluyorum. Motor elde etmiş oluyorum. Bu çok önemli bir uygulama. Doğrudan işte şeyde, arabalarda olsun, şeylerde olsun. Ya aklınıza gelecek bir sürü elektrik motor uygulamasında milyonlarca belki bu sistem kullanılıyor. Bir tane kalıcı mıknatısınız var arkadaşlar. Kalıcı mıknatısınızın burada en kutbu, kuzey kutbu olsun. Kalıcı mıknatısınızın güney kutbu da burada olsun. Buna şey diyelim. 8 mi demiştik en son? 7 mi demiştik? 6 dediysek 7 diyeceğiz. DC current motor. DC motor diye. Direct current motor. Burada böyle bir ilmek var. Bakın akım taşıyan bir ilmek var. Şöyle. Bu tabii ki çok basitleştirilmiş bir çizim. Çok daha mühendisi katılıyor bunun üzerine. Şurada arkadaşlar şöyle yarım ay şeklinde bir şey var. Buna fırça diyoruz. İletken. Brush diyoruz buna. Brush. Bunlar hatta zamanla sürtünmeden dolayı elektrik motorlarında aşınırlar. Fırçalarını değiştirmek, kömürler hatta şeyler, ustalar kömürlerini değiştirmek gerekir. İşte burada akımınız var. Devreniz buna bir akım uyguluyor. Şimdi böyle bir durumda ne olacak? Mesela diyelim bu akım buraya uygulanıyor. Akım geliyor buradan. Şuradan giriyor. Şöyle bir akım oluşuyor değil mi? Bunun üzerinde. Manyetik alanım hangi yönde? Manyetik alanımıza bakalım ve kuvveti düşünelim. Üzerindeki döndürme etkisini falan düşünelim. Manyetik alanımızı şöyle kırmızıyla çizelim. Manyetik alanım soldan sağa doğru. Kuzeyden güneye doğru manyetik alan çizgilerim. Mesela bu
şu kol üzerindeki kuvvet nerede, hangi yönde düşünebilir miyiz, hayal edebilir miyiz? Parmaklarımı manyetik alan çizgileri yönünde döndürüyorum. Akım böyle. Evet, içeri doğru. Burada içeri doğru bir kuvvet oluşuyor. F. Burada dışarı doğru bir kuvvet oluşuyor. Burada da burada bir kuvvet oluşmuyor çünkü manyetik alana paralel yönde oluyor. Manyetik alan dik olması lazım. Burada da bir kuvvet oluşmuyor. Burada içeri, burada dışarı, bunu bu şekilde döndürmek isteyecektir, değil mi? Peki döndükten sonra ne olacak? İşte şuradaki sistem çok zekice tasarlanmış. Döndükten sonra ne olacak biliyor musunuz? Ters yöne dön, yani normalde bunu hiç yapmazsanız, buraya bağlı bırakırsanız dönecek, bu sefer yine bu şekilde dönmeye başlayacak. Yani bir dönme hareketi yerine bir salınma hareketi elde etmiş olacağım. Çünkü bu tarafa geldiğinde bu sefer şeylerin yönü değişecek. Akım bu şekilde taşıyordu ya üzerinde. Şimdi yani bu böyle geldi. Bu sefer aşağı doğru bir akım taşıyan halde gelecek. Durdurmak isteyecek yani motoru, anlatabiliyor muyum? Ben sürekli dönme elde etmek istiyorsam şu parçayı koyuyorum. Bu parçanın esprisi şu. Bu kayıp bunun içinden döndüğü zaman, yani diğer tarafa döndüğü zaman burayla temas ediyor. Akım yine bu yönde akmaya başlıyor buradan. Anlatabiliyor muyum mantığını? Biraz düşünün üzerinde. Yani şu dönüp şu parçanın üzerinde böyle temas ederek dönüp bu tarafa temas ettiği zaman şu bu tarafa temas etmiş oluyor. Ve bu tarafa da geçmiş oluyor. Döndüğünden dolayı bu tarafa geçmiş oluyor. Akım yine bu yönde dönmeye başlıyor. Gitmeye başlıyor. Dolayısıyla dönüşü sürekli sağlıyorum. Aynı yönde bir dönüş sağlayabiliyorum. Bu şu küçük parça sayesinde oluyor bu. Şeyin motorun mantığı bu. DC elektrik motorunun mantığı bu. Bunu tabii çok daha sofistike yapıyorlar. İşte böyle bir korun etrafına birkaç sarım sarıyorlar. İşte şeyi güçlendirebilmek için, etkiyi güçlendirebilmek için güçlü mıknatıslar koyuyorlar. Brush şeyi birazcık farklı oluyor. Nereye temas ettiği. Yani hani o dediğim gibi dizayn meselesi. Ben çok basit bir şey, elektrik motoru prensibini anlayabilirsiniz diye. Hepsi aynı dizayn prensibi üzerine kurulu ama dediğim gibi. Yani bir kömür veya işte fırça dediğimiz akımın yönünü değiştirecek bir tesir söz konusu burada. Alan söz konusu, bir manyetik alan yaratacak bir kalıcı mıknatıs söz konusu. Üzerine etki eden kuvvetler falan var. Akım yürüdüğü zaman bir dönme ve tork elde etmiş oluyorum. Tork, çünkü net bir tork biliyorsunuz uygulanıyor şey üzerine. DC current motor böyle. Şurada kitabınızda şeyi var bunun hatta. Ben bunun fotoğrafını çekeyim, yollarım akşam size. Şeması var. Yani dönüp dik pozisyona geldiği zaman ne oluyor bu? Onu gösteriyor. Yani teker teker çizmeyelim onları. Sonra bu tarafa doğru döndüğü zaman ne oluyor? Bu brush'tan akım ters dönmüş oluyor ve dönüşü aynı yönde dönüşü devam etmiş oluyor bu şekilde. Şurayı ben size fotoğrafını yollayacağım. Çok önemli konulardan bir tanesi hal etkisi dediğimiz bir konu var. Onu konuşalım bir de. 8. şey olarak, konu olarak hal efekt. Ondan sonra biraz soru bakabiliriz. Hal efekt. Şimdi biz hani diyorduk ya işte akım bir yönden bir yöne doğru gidiyor. Acaba bu akım dediğimiz şey pozitif yüklerin mi bu şekilde taşınması, yoksa negatif yüklerin diğer yönde taşınmasından dolayı biz akımı bu yönde tanımlıyoruz. Ya ikisi de olabilir. Bunu anlamak için, yani yük taşıyıcıların işaretini anlamak için birebir bir etki bu. Hall denen bir bilim adamı tarafından ilk kullanılmış. Çok önemli. Çünkü bazı temel şey parametrelerini, malzemenin bazı temel parametrelerini ölçmemize sebebiyet veriyor. Bakın şöyle bir şey olsun, iletken olsun. Şöyle bir iletken parçamız olsun. Buradan akım geliyor diyelim arkadaşlar. Ve ben de manyetik alan uyguluyorum. Manyetik alanı hangi yönde uyguluyorum biliyor musunuz? Buna dik yönde uyguluyorum. Yani bu düzleme dik yönde uyguluyorum. Onu da şeyle göstereyim. Mavi kalemle mesela göstereyim. Şuna dik yönde bir manyetik alan uyguluyorum. Şimdi sorumuz şu. Acaba akım dediğimiz şeyde pozitif yükler bu yönde mi akıyor? Yoksa negatif yükler bu yönde aktığından dolayı mı akımı biz bu yönde görüyoruz?
Değil mi? Biz şu anda biliyoruz ki negatif yükler boyunca ama nereden biliyoruz? Nasıl ispatlayabiliriz bunu? Bunu ispatlamanın işte kolay bir yöntemi var. Diyelim varsayalım ki pozitif yükler bu yönde hareket ediyor olsun. Pozitif yükler bu yönde hareket ediyor olsun. O zaman manyetik alan içerisinde hareket eden bu pozitif yüke hangi yönde bir kuvvet uygulanacak? Manyetik alan içeri doğru. Hızım böyle. Yukarı doğru bir kuvvet uygulanacak değil mi? Yani bu pozitif yüklerin akarken bu taraftan akmalarını, yani iletkenin bir tarafında daha fazla birikmelerini beklerim. Yani şuranın potansiyeline bakarsam iki tarafın akım böyle akıyor ama ben iletkenin iki ucu arasındaki potansiyele bakıyorum. Yani akıma dik olan yöndeki potansiyel farkına bakarak anlayabilirim ki ha diyorum ki bak gerçekten de bu potansiyel farkı burada bir potansiyel farkı oluşuyor. Dolayısıyla akım taşıyıcıların yük taşıyıcıların işareti pozitif burada. Öte yandan eğer aynı şekli çiziyorum. Akım taşıyıcıların işareti negatif olsaydı durum şöyle olacaktı. Akım yine bu yönde akacaktı. Manyetik alan yine buna dik yönde. Yine onu maviyle çizelim. Manyetik alan yine dik yönde. Ama eksiler bu yöne gidiyor olsun. Değil mi? Artıların bu yöne gitmesiyle eksilerin bu yöne gitmesi eşdeğer bir şey yani akım açısından. Peki bu eksi yük üzerindeki kuvvet nerede olurdu o zaman? Hangi yönde olurdu? Ona bakalım şimdi. Manyetik alan böyle. Hız böyle. Ama evet aşağı doğru kuvvetli çünkü eksi yüklü yukarı doğru kuvvet olacak. Dolayısıyla eksiler burada birikecekti. Artılar burada birikecekti. Bakın bu durum bundan farklı. Bu durum bundan farklı. Anlayabilirim o zaman. Gerçekten bu potansiyeli ölçelim. Alttaki potansiyel yüksek çıkıyorsa o zaman derim ki yük taşıyıcılar negatiftir. Eğer üstteki potansiyel yüksek çıkıyorsa yük taşıyıcılar pozitiftir diyebilme şansım var. Hal etkisini hal etkisi buna diyorlar. Peki bunu başka nerede kullanabilirim hal etkisini? Çok güzel uygulamaları var. Mesela şurada bir miktar şimdi gerçek durum bu. Bu this is observed diyelim. This is observed. So charge carriers are negative. Namely electrons. Biliyoruz biz bunu. Negatif. Electrons. Bu durumda aynı zamanda tabii malzemenin içerisinde bir şey de oluşacak değil mi? Bir elektrik alan oluşacak. Yani şurada bir potansiyel oluştuğundan dolayı. Şu oluşan potansiyeli de Hall potansiyeli diyoruz arkadaşlar. Hall potansiyeli diyoruz. Ve ölçülebilecek bir şey. O bayağı şeyi bağlıyorsunuz. Voltmetreyi bağlıyorsunuz. İletkenin yani akım taşıyan bu akım böyle taşıyorsa ben ona dik yönde bir manyetik alan uyguluyorum. Diğer yönde de işte potansiyel ölçüyorum. Yani üçüncü boyutta da potansiyel ölçüyorum. O potansiyeli ben bulabiliyorum. Şeyle bayağı ölçebiliyorum. Bir voltmetre bağlayarak ölçebiliyorum. Belli bir noktadan sonra yükler buraya artık dengelendikten sonra, işler dengelendikten sonra yükler normal akmaya başlıyor. Yani eksi yükler aşağı doğru ittiren elektrik alan ile yukarı doğru ittiren manyetik alan dengelenmeye başlıyor ve bu yükler hiç kuvvet hissetmeden hareket edebiliyor. Ama bu dengenin kurulabilmesi için, tesis edilebilmesi için önce bu potansiyelin oluşmuş olması lazım. Dolayısıyla içerideki elektrik alan acaba nasıl bulunabilir ona bakalım. Diyelim şu mesafe L olsun. Kalınlığı L olsun. Hatırlarsanız VH bölü L içerideki elektrik alanı verecektir bana. Bu içerideki elektrik alan bunu elektronun yüküyle çarptığınız zaman elektronun üzerindeki kuvveti bulmuş oluyorsunuz. O kuvvet Q ve B'ye eşit olması lazım. Q çarpı yani elektronun yükü çarpı hızı o hız hangi hız? Drift hızı. Çarpı uyguladığım manyetik alan. Bakın çok çok güzel bir
şey çıktı ortaya. Elektrik alanlar, E'ler birbirini yok ediyor. Ve drift'i bulmak için süper bir yöntem bu arkadaşlar. Hal potansiyelini ölç, manyetik alana ve iletkenin kalınlığına böl. Ve drift gibi böyle karmaşık bir fiziksel proses sonucu ortaya çıkan bir şeyi ölçmek için bir metot mesela bu. Ve bu kitabınız maalesef bunun formülü, bu kadar önemli bir formülü vermemiş. Burada çıkardığımız şey doğru. Bir daha kontrol edeceğiz. Adamlar vermemiş burada şeyi. Yani bir denge durumunu vermiş falan ama doğrudan global parametreler cinsinden ölçebileceğiniz bir şey bu. Bir daha bir kontrol edelim. Bir hal potansiyeli oluşuyor. Ben bunu ölçebiliyorum. Hal potansiyelinden kaynaklanan elektrik alanını, yani şu elektrik alanını nasıl bulabiliyorum? Aynı bir paralel plakalı kondansatör gibi. Potansiyel bölü L. Volt bölü metre. Elektrik alanın birimi. Tamam, orada bir sıkıntı yok. Yükle çarpıyorum. Elektronun yüküyle çarpıyorum. Ortadan mesela gelen bir elektron. Bu onun yukarı doğru olan kuvvetini. Pardon. Eksi yükle olduğu için aşağı doğru etki eden kuvvetini buluyor. Yukarı doğru etki eden kuvveti de Q ve B. Q ve B ile bunu eşitlediğim zaman E'ler gidiyor. Ve drift, yani o elektronun drift velocitesi hal potansiyeli bölü uyguladığım manyetik alan bölü L. Bunların hepsi ölçebileceğim şeyler. L'yi ölçüyorsunuz. Uyguladığınız manyetik alanı biliyorsunuz. Hal potansiyelini voltmetreden ölçüyorsunuz. Elektronların sürüklenme hızını bulmak için deneysel bir yöntem elde etmiş oluyorsunuz bu şekilde. Hal etkisinin bu işte dediğim gibi en çarpıcı uygulamalarından bir tanesi, katı hal fiziğinde çok çok önemli şeylerden bir tanesidir. Sonra daha sonraki yıllarda, yakın zamanda 80'lerde, 1980'lerde hal etkisinin kuantum mekaniğinde de gözlemlendiği keşfedildi. Buna kuantum hal etkisi dendi. Onu keşfeden bilim adamı da yani hem böyle bir keşiften sonra çok çabuk bir şekilde, normalde bir keşif yapılıyor. 20 yıl, 30 yıl sürüyor Nobel ödülü verilmesi. Ama hemen 4-5 sene sonra o etkinin şeyinden dolayı, impactından dolayı Nobel ödülü verilmişti. Alman bir bilim adamı yanlış hatırlamıyorsam. Kuantum hal etkisini keşfetmiş. Şu potansiyelin çok işte düşük şeylerde kuantize olduğunu falan görebiliyordu. Evet, konumuzu bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Dediğim gibi çok çok uzun ve yoğun bir konuydu. O yüzden birazcık Perşembe gününe taştı. Şimdi birazcık soru mesela bakabiliriz. Buraya bir kesme daha atıyorum ki hani ayır soru başlangıcı olarak. O yüzden yine yardımcı olsun diye soru kısmını şey yaparız böyle. Şimdi sorulara bakacak olursak arkadaşlar, mesela benim seçtiğim burada 27-35 sorusuna bakabiliriz. Şöyle bir soru. Bir tel var. Akım taşıyor. ...4,50 amper. Şurası 30 santim. Şöyle bir kare var. Bu karenin bir kenarı 60 santim. Diyor ki, a long wire carrying 4.50 ampere of current makes two 90 derece bends, as shown in the figure. The bent part of the wire passes through a uniform magnetic field directed, onu da çizelim, manyetik alan, dışa doğru, sayfanın dışına doğru bir manyetik alan var, bize doğru geliyor. Şöyle. Dışarı doğru bir manyetik alan var.
Find the magnitude and direction of the force that the magnetic field exerts on the wire. Büyüklüğünü ve yönünü bulun diyor. Manyetik alanın bu tel üzerine etki ettiği kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulun diyor. Çok standart sorulardan bir tanesi. Bakalım. Teli kaç parça halinde incelememiz lazım sizce? 3 parça halinde incelememiz lazım değil mi? Birinci parça şu parça. İkinci parça şu parça. Üçüncü parça da şu parça olmuş oluyor arkadaşlar. Ha şuranın uzunluğunu söylememiş. Ama olsun, buranın uzunluğu her neyse şurası 60 cm tamamlıyor onu değil mi? Muhtemelen yönler de aynı olacağı için o şeydeki kuvvetler üzerindeki toplam kuvveti sorduğu zaman ikisinin toplamından o şeylerin birbirini yok edeceğini düşünüyorum, varsayıyorum. Varsaymıyorum da yani öyle olduğunu seziyorum. Şimdi o zaman şuna birinci parça diyelim. Şuna ikinci parça diyelim. Şuna üçüncü parça diyelim. Buradan buraya olan mesafeye de mesela L diyelim. L mesafesi. Yönü hangi yönde olacaktır o kuvvetin? Birinci parça üzerine etki eden kuvvetin yönü hangi yönde olacaktır? Parmaklarımı hangi yönde çeviriyorum? Manyetik alan yönünde çeviriyorum. Akım? Şöyle değil mi? Parmaklarım manyetik alan, akım böyle. Avucumun içine baktığı yön aşağı doğru. Çok güzel. F1 bu yönde olacaktır o zaman. Buradaki kuvvet akım yukarı doğru. Şimdi parmaklarım size doğru, akım yukarı doğru. Sizin sağınıza doğru. Evet doğru. Şu şekilde bu tarafa doğru. Benim soluma doğru. Şu F2 de bu yönde olacaktır. Şu parçada F1 gibi aynı o da. Yine aşağı doğru olacaktır. Akımın yönü değişmiyor çünkü değil mi arkadaşlar? Akım böyle giriyorsa buradan böyle gidiyordur. Buradan da böyle gidiyordur. Dolayısıyla akımın yönüne de bağlıyız burada. Akımın yönüne de bağlıyız şu şekilde. O zaman F1'i yazabilir miyim acaba? F1 eşittir. O bizim BIL ve IL formülüyle. Akım çarpı L çarpı cross product tabi B. Bunların 90 derece olduğu için büyüklüğünü direkt yazabiliyoruz arkadaşlar. Yani bunun büyüklüğü, vektörün büyüklüğü L nokta B gibi yazılabilir. Arada 90 derece olduğu için sin 91 olduğundan dolayı. O da eşittir. 4.5 çarpı manyetik alanın büyüklüğünü söylemem lazım yalnız size. Onu söylememişim zannedersem. 0.24 Tesla. B 0.24 Tesla. çarpı L mesafesi çarpı 0.24. Ve bu aşağı doğru. F3'e bakalım arkadaşlar. F3 de aşağı doğru. O da I çarpı L çarpı B. Yani bu L1, L3 olacak tabii ki. L1'e L demiştim. L3 de bu arada 60 eksi L olacak değil mi? 4.50 çarpı 60 değil 0.6 birim şey çeviriyoruz. Standart birimleri çeviriyoruz. 0.24. Bu ikisini toplarsanız aşağı doğru olan net kuvvet bulunur. Çünkü ikisinin de yönü aynı aşağı doğru. 4.50 parantezinde 0.24 parantezinde L ile eksi L birbirini sadeleştiriyor. 0.6 ile çarpmış oluyorsunuz sadece. Bu ikisini topladığınız zaman 4.50 çarpı 0.24 çarpı 0.6. Bir hesap makinesi kolonizde var mı? Bende dursun bu ders isterseniz. Şeyse varsa yani hesap makinesi olan telefon değil de. Kaç? 0.648 mi? Newton. Bu aşağı doğru. Sağa doğru olan bileşenine bakalım arkadaşlar. Bunun yarısı mı olacak sizce? Nereden biliyorum yarısı olduğunu? Akım aynı. Manyetik alan aynı. L yarısı değil mi? Burası 60 cm'ydi. Burası 30 cm. F2. F2'nin de boyu 4.50 çarpı 0.3
çarpı 0.24. Bu da eşittir 0.324 Newton sağa doğru olmuş oluyor. Magnitude ve büyüklüğün yönünü soruyorsa arkadaşlar, yani 0.324 sağa doğru, 0.648 aşağı doğru, vektörlerin toplamı şeklinde yapabilirsiniz bunu. Şu vektörü yapacağız işte. Nasıl yapacağız? Kaç? 0.324 kök 5, doğru. Açıyı falan da bulunabilir yani. Hangi yönde oldu? Bu yönde bir vektör olacak sonuçta net olarak. Şeyin üzerinde. Akım taşıyan telin üzerinde. Bu 27.35'te 27.39'a bakalım. Evet. Magnetic balance diyorlar buna da. Burada pil var. Battery. ohm. İçeri doğru manyetik alan 'bazen etrafına çizmiyoruz. Direkt nokta böyle çarpıda koyabiliriz. Manyetik alan içeri doğru. The circuit shown is used to make a magnetic balance, denge yani, to weigh objects. Burada şeyler varmış. Buraya da bir obje asıyormuş. Bunu ölçmek için, kilogramını ölçmek için, ağırlığını ölçmek için. From the center of the bar, that is a uniform magnetic field, 1.5 Tesla. B eşittir 1.5 Tesla. Directed into the plane of the figure, the battery voltage can be adjusted to vary the current in the circuit. The horizontal bar is 60 cm. Şurası 60 cm. 60 cm. Long and it is made of extremely lightweighted material. It is connected to the battery by thin vertical wires. Can support no appreciable tension. Tamam. All the weight of the suspended mass is supported by the magnetic force on the bar. A resistor 5 ohm. Şurada 5 ohmmuş. Tamam. In series with the bar, the resistance of the rest of the circuit is much less than this. Yani ihmal edilebiliyor. Tek direnç bu. Devrede tek direnç bu. Which point A or B should be positive terminal of the battery. Güzel. A, B. Pozitif taraf A şıkkında. A or B pozitif. Bunu soruyor. Soru işareti. B şıkkında. If the maximum terminal voltage of the battery is 175 volt, what is the greatest mass that this instrument can measure? Maksimum 175 volt uygulayabiliyorsam en çok kaç kilogram taşıyabilirim veya ölçebilirim? V max kaç? 175 mi dedim? Volt. M max nedir o zaman? Bir kere anladık mı soruyu? Bu bir tartı. Kütleyi ölçüyorum ben. O kütlenin ağırlığını ne taşıyor biliyor musunuz? O telin üzerine bar dediğimiz iletken kısımdan geçen manyetik kuvvet taşıyor. O manyetik kuvvet ağırlığa eşit olacak dolayısıyla. Ama nasıl hesaplanacak? Her şeyden önce A mı pozitif, B mi pozitif? Niye? Manyetik alan içeri doğru ya. Evet. Hmm. Yani diğer yönde olsaydı, pozitif B yönde olsaydı. Dengede kalamazdık o zaman, değil mi? Yani akım burada önemli. Manyetik kuvvetin yukarı olmasını istiyorum. Avucumun yukarı bakmasını istiyorum. Avucumu yukarı baktıracağım ama manyetik alan da içeri doğru. Bu parmağım demek ki sağa doğru olması lazım. Bu parmağımın sağa doğru olması için buranın pozitif olması lazım.
B'nin negatif olması lazım. Doğru. Şu o zaman şunun pozitif, bunun negatif olması lazım. Peki, güzel. Sonra B şıkkına bakalım. Maksimum 175 volt uygulayabiliyorum diyor. Maksimum 175 volt uyguluyorsanız oradan geçen akım ne olur bir kere? Akımı bulalım. Akım bu yönde. Akım bu yönde akıyor. Bu yönde akıyor. Akım bu yönde aktığı için de böyle bir kuvvet oluyor değil mi arkadaşlar? Burada FB oluyor bunun üzerinde. Şu şeyi bozmayalım. Tamam. Oraya bastık. O MG FB'yi dengeleyecek işte. Ama önce akımı bulmam lazım. Akım eşittir. Bunu Ohm kanunundan buluyorum. V max bölü R. O da 175'i 5'e bölerek bulunuyor. 3 kere 5, 15. 2, 25, 35 amper. Gibi bir akım geçiyor o zaman şeyden, telden. 35 amper akım 1,5 Tesla manyetik alanında ve 60 santimlik kısımda ne kadar kuvvet uygular? O zaman sorumuz buna dönüşmüş oluyor. Yani MG ağırlık, bu MG ağırlığı Q şey BIL'den yapacağız. Akım 35 çarpı L 0,6 çarpı 1,5 Tesla olmuş oluyor. G'yi de isterseniz 10 alabilirsiniz. Bir çarpalım o zaman şöyle. 35 çarpı 0,6. 35 çarpı 0,6 çarpı 1,5 eşittir 31,5 bölü 9,8 aldım. 3,21 kilogram oluyor. M eşittir 3,21 kilogram gibi bir şey çıkıyor. Şurası şey. I çarpı L cross B. Bu yani dediğim gibi çok meşhur sorulardan bir tanesidir. Görmüş olmamız lazım bunu. Bir işte ağırlığı şeyle dengeleyebiliyoruz falan gibi. Bilinme diyelim 3,21'den küçük bir ağırlığınız var. 2 kilo, 1 kilo. Potansiyeli buradan öyle ayarlayabiliyoruz ki hani bu dengede kalabilecek şekilde. Çünkü potansiyeli ayarladığınız zaman R ile orantılı olarak akım da ayarlanmış oluyor. Oradan şeyi bulabiliyorsunuz mesela. Hani elektronik bir tartı prensibini de veriyor aynı zamanda nasıl yapılabilir. Ha, tabii ki şeyden sabit emin olmak lazım. Böyle bir elektronik tartı yapacaksanız tamam akım bakım bu şey ama uyguladığınız manyetik alandan emin olmak lazım. Onu da ya bir kalıcı mıknatısla falan tasarlamak lazım. Ama kalıcı mıknatıslar da çok kalıcı olmuyor zaman içerisinde. Muhtemelen oraya ekstra bir devreyle bir elektromıknatısla belki yapmak lazım olabilir. Yani öyle bir şey tasarlamak, düşünmek lazım olabilir gibi. Teknik mühendislik detaylarına falan bakmak lazım olabiliyor. Ağırlık aşağı basacak. Bunu dengeleyebilmek için kuvvetin yukarı doğru olması lazım değil mi? Akım taşıyan teller üzerindeki sağ el kuralıyla nasıl buluyordum şeyi, kuvvetin yönünü? Manyetik alan içeri doğru. Onda yapacak bir şey yok. Kuvvetin yukarı doğru olmasını istiyorum. Şimdi akım ya böyle olacak ya böyle olacak. Böyle olursa kuvvet aşağı doğru olur. İkisi de aşağı doğru olacağında dengelenemez. Böyle olması lazım ki kuvvet yukarı doğru olsun. Yani akımın bu tarafa doğru olması lazım. Yani böyle gelmesi lazım. O zaman pozitiften çıkar, negatife doğru girer şey. Akım değil mi? Oradan anlıyoruz. Yüksek olan potansiyelden düşük olan potansiyele doğru şey yapıyoruz. Bir 10 dakika ara verelim sonra devam edelim. Ben de daha güzel sorular seçeyim. Şunu durdurayım o sırada. Biliyorsunuz değil mi onun sebebini? Niye öyle oldu? Ses kanalını koyuyor editleyen arkadaşımız Serdar. Görüntü kanalını koyuyor. Görüntüyle sesi eşitleyebilmek için dudaktan yapmak o işi biraz zor. Aynı bir ses olması lazım. O aynı sesi duyduğu anda yani hani ikisinin birbirinin tam hakikaten oturduğuna emin olduğu zaman ileri geri çekmede ondan sonrası oturmuş oluyor zaten sesle görüntü birbirinin üzerine. Şimdi normal çekimlerde onu şey yaparlar hani tık diye şey yaparlar çekim. Onun da bir esprisi odur yani. Hem çekim numarasını yazarsınız hem de o klik sesinin şeyle duyması yani ses ile görüntünün birbirine oturması. İki ayrı kanaldan olduğu için. ...27, 19'a bir dönelim. Oradan devam edelim.
Evet. In an experiment with cosmic rays, a vertical beam of particles that have charge of magnitude 3e and mass 12 times the proton. Şöyle kozmik ışınlar geliyor yukarıdan. Bu parçacığın kütlesi 12 ter çarpı m protonmuş. Yükü de 3 çarpı m protonmuş. Bir manyetik alana giriyorlar arkadaşlar. Hangi yöne döner sizce girdikten sonra manyetik alana? Bu yönde geliyor. Herkes ellerini sağ elini kaldırsın. Manyetik alan yönünde çevirsin. Bu tarafa doğru manyetik alan, o tarafa doğru. İçeri doğru, bu yönde, size doğru yani, böyle. Değil mi? Hız hangi yönde? Aşağı. Aşağı. Kuvvet hangi yönde olacak o zaman? Bu tarafa doğru, değil mi? Nasıl eksildiğim mi? 3E dediğim elektronun yükü eksi olduğundan dolayı mı diyorsun? Ona eksi E diyoruz ama yani E'yi biz sadece büyüklüğü olarak yazdığımız için şey yazacağız. Pozitif olarak alalım, tamam mı biz bunu şimdi? Kafamızı bir dakika öyle karıştırmayalım. Yani şu şekilde dönüyor. Buralarda da manyetik alan var. Eksi E diye yazıyoruz yani elektronun yüküne de eksi E diyoruz. E'yi bir sabit, tabiat sabiti gibi kabul ediyoruz. Uniform horizontal magnetic field of 0.25 Tesla. B eşittir 0.25 Tesla. Yarı çap değil de çap, şu çemberin çapı 95 santimmiş. Find the speed of particles and the sign of their charge. Is it reasonable to ignore the gravity force on the particles? How does the speed of the particles as they enter the field compare to the speed as they exit the field? Hızlarını bulun diyor. Parçacığın hızını bulun diyor. V eşittir soru işareti. B. Is it reasonable to ignore gravity force on the particles? Ignore gravity. C. Soru işareti dedim oraya yani. How does the speed of the particles as they enter the field compare to their speed as they exit the field? Ve enter ve exit. Evet. Nasıl yapıyorduk hatırlayalım. Normal düzgün manyetik alanda dolaşan bir yüklü parçacığın hareketi. Merkezi ivmesine ne diyorduk bunun? Merkezi ivmesi V kare bölü R oluyordu değil mi arkadaşlar? Kütlesini de yazdığınız zaman MV kare bölü R M çarpı A F'e eşit olmuş oluyordu. O F de QVB'ye eşit olmuş oluyordu. Q çarpı V çarpı B'ye eşit olmuş oluyordu. Burada V'yi bulabiliyoruz. Her şey verilmiş. V eşittir. Bir tanesi sadeleşti bununla. QRB bölü M mi? Bu kadar. Soru basit yani. QRB bölü M. Yerine koyacak olursak o zaman o 3 çarpı elektronun yükü çarpı yarı çap. Yarı çap 95 santim değildi. Onun yarısını alacağız. 95'in yarısı 47,5. 0.475 oluyor o zaman. 0.475 çarpı manyetik alan 0.25 Tesla bölü
M dediği şey de protonun kütlesi. 12 çarpı M proton. V eşittir. Bunu yerine yazacak olursak bilmiyorum yani elektronun şeyini falan yükünü mükünü yazmak lazım. Yazalım isterseniz. 3 çarpı elektronun yükü neydi? Bir bakabilir misiniz internete? Elektron mass. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 galiba. Protonun 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 çarpı 0.475. Protonun kütlesine bakın bir de lütfen. Çarpı 0.25 bölü 12 çarpı mass of proton yazın çıkar hemen Google'a. 1.67 çarpı 10 üzeri eksi 27. 27'den 19'u çıkardığım zaman 8 mi oluyor? Mertebesi 10 üzeri 8 oluyor bir kere. Değil mi? 3 çarpı 1.6 çarpı .475 çarpı .25 bölü 12 bölü 1.67 bu. 0.028 çıktı burası. Onu dolayısıyla toparlamam lazım. 10 üzeri 6 oluyor. 2.8 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniye oluyor. Kök yok. Çünkü V'lerden bir tanesi gitti. Tamam. Bir tanesi gitti. QR bölü bölü M dedim. Şimdi tamam bu yani ve işte nümerik olarak bulduk. Hani ışık hızını falan geçmiyor. Işık hızının %1'ine yaklaşık herhalde öyle bir şeyle geliyor. Ignore gravity. Do we ignore gravity? Bu tip sorularda yer çekimini ihmal mi ediyoruz? Çok konuştuk değil mi bunun üzerinde? Yani elektriksel kuvvetler, elektromanyetik kuvvetlerin yanında o kadar zayıf kalıyor ki yer çekimi. En azından şeye bakabilirsiniz. M proton çarpı G'ye bakabilirsiniz. Bu 10 üzeri eksi 27 arkadaşlar bunun şeyi, mertebesi. Hadi bunun mertebesi 1 olsun, 10 üzeri 1 olsun. Yer çekimi kuvvetinin mertebesi 10 üzeri eksi 26 Newton. QVB'nin mertebesine bakalım. QVB, Q çarpı V cross VB. Şimdi Q dediğimiz şey yükü 10 üzeri eksi 19. Hızı 10 üzeri 6 bulduk. Manyetik alanda onun mertebesi zaten şey 10 üzeri eksi 1. Ne ödüyor bunun mertebesi? 10 üzeri eksi 20, 10 üzeri eksi 14 ediyor. 14 Newton. Manyetik kuvvetin büyüklüğü 10 üzeri eksi 14 Newton. Şeyin büyüklüğü 10 üzeri 26 Newton. 10 üzeri 12 mertebe, yani 12 mertebe şey var, arada fark var. Değil mi? İhmal, tabii ki ihmal ediyoruz yani. Yer çekiminin hiçbir etkisi yok şeyde. Yes. Sure. Ha, girdiği ve çıktığı hız arasındaki bağıntı nedir diyor. Buradan belli bir hızla girdi. Hangi hızla çıkacak sizce? Yer çekimini de ihmal ettik artık. Hadi lütfen. Girdi. Hangi hızla dolaşıyor zaten arkadaşlar? QVB daima şey dik değil mi? Daima hıza dik değil mi? Manyetik alan daima bunu bir çember üzerinde hareket ettirmiyor mu? O çember düzgün dairesel hareketin en güzel örneği tabiatta bu zaten. Düzgün manyetik alanda bir tane yüklü parçacı salmak. Aynı bir, evet, girdiği hız ile çıkacak. V enter bölü V exit eşittir 1 olacak. Buradan hangi hızla giriyorsa hız hiçbir noktada değişmiyor. Hatırlayın lütfen bu hareketin karakteristiğini. Burada V, burada V, burada V, burada V, burada V. Hangi hızla giriyorsa aynı hızla çıkacak buradan yukarı doğru. Döndürüyorum. Sadece manyetik alan yüklü parçacıkları döndürüyor. Düzgün manyetik alan tabii. Düzgün olmazsa başka işler değişiyor yani. Hani. Gerçi düzgün olmasa da büyüklüğünü değiştiremez hiçbir zaman. Sadece yönünü değiştirir. Yani yönünü çember yapmaz da elips yapar falan. O başka hikaye ama dediğim gibi yani büyüklüğünü değiştirecek hiçbir şey yok manyetik alanın. Çünkü V cross B var burada yani. V cross B. Bir cross çarpımı olduğu için
V ile B'nin oluşturduğu düzleme dik zaten F kuvveti. Dolayısıyla F ile hiçbir, yani V'yi dv bölü dt ile hiçbir aynı şeyi olamaz. Yönde olamaz. Değil mi? Bu önemli. Evet. Ne dedik? Bu kaçtı? 27, 19 muydu? 19 dedik buna. 24'e bakalım. 27, 24'e bakalım. Yine buna benzer bir soru. Şöyle bir karesel bir bölge var. Burada manyetik alan sayfanın içerisine doğru. A beam of protons traveling at 1.2 kilometers per second enters a uniform magnetic field traveling perpendicular to the field. The beam exits the magnetic field leaving the field in a direction perpendicular to its original direction. Böyle geliyorlar ve şu şekilde çıkıyorlar. Proton demiş de gerçekten proton mantıklı mı? Böyle geliyor manyetik alan içeri doğru. Sağ elime bakıyorum manyetik alan içeri doğru bu şekilde hızım. Dolayısıyla yukarı doğru bir kuvvet var. Bu kuvvet bunu bu şekilde döndürüyor. Yukarı doğru çıkıyorlar. Doğru. Protonlar bunlar. Pozitif yüklü parçacıklar. Hızını söylemiş işte. İlk geliş hızı V eşittir. 1.20 kilometre bölü saniye demiş. The beam travels a distance of 1.18 centimeter while in the field. What is the magnitude of the magnetic field? Ya birazcık cambazlık sorusu. Diyor ki 1.18 santimetre yol kat etti şeyin içerisinde diyor. Manyetik alanın içerisindeyken 1.18 santimetre yol kat etti. Şunu kastetmiyor bence. Şu ikisi arasındaki displacement demiyor. 1.18 santimetre şu yayın uzunluğunu söylüyor bana yani. 1.18 santimetre distance traveled. Distance traveled. Şu yay uzunluğu. Değil mi? Şurası 1.18 santimetre. Manyetik alanın büyüklüğünü soruyor. V eşittir soru işareti. Nasıl yapalım? Evet, fikir. V'sini nasıl bulacağım? Doğru, güzel. Çevresi, çemberin çevresi 2 pi r 4'te 1'e 1.18 santimetre ediyormuş. Buradan r'yi hesaplayalım lütfen. 2 ile çarpıp pi'ye bölüyorum. 2,36 bölü pi. Ne ediyor? 3.14 alın. 0.75 santimetre. Böyle bulmuş olduk burayı. Tamam, ondan sonra zaten nedir? Yani aynı deminki formül var ya, hani V eşittir QRB bölü M'di. Bu sefer R eşittir. MV bölü QB diyebilirim. MV bölü QB. Zaten orijinal formülüm buydu. Burada B'yi soruyor. B'yi buraya atıyorum. Bunu buraya alıyorum. B eşittir. Yani bakın parçacıklı sorularda formül bu. Yarıçap. Yarıçap üzerinden gidiyoruz. Akımlı sorularda formül B çarpı I çarpı L. Değil mi? B eşittir. MV bölü QR. O da eşittir. Kütlesini söylemiş mi? Proton demiş. Gene M proton çarpı
1.20 kilometre bölü saniyeydi. Çarpı 10 üzeri 3 demem lazım buraya. Bölü yükü tabii ki arkadaşlar. Protonun yükü elektronun yükünün aynısıdır. MQ proton diyeceğiz veya E diyelim buraya. Böyle E deyince tabiat sabit oldu anlaşılıyor. Bir de yarıçap. Yarıçapta 0.75 çarpı 10 üzeri eksi 2. Protonun kütlesi demin söylemiştik 1.67 10 üzeri eksi 27. 1.67 çarpı 10 üzeri eksi 27 çarpı 1.20 çarpı 10 üzeri 3. Elektronun yükü onu da söylemiştik. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 çarpı 10 üzeri eksi 19 çarpı 0.75 çarpı 10 üzeri eksi 2. 75 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şunlar gidiyor galiba. 1.67 ile 1.60 sadeleştirelim. 10 üzeri 19, 10 üzeri 27 ne oluyor? Eksi 8 mi oluyor? 10 üzeri eksi 3 olacak o zaman şeyde. 21, 6. Evet. 21, eksi 6, eksi 3. 10 üzeri eksi 3 oluyor yukarıda. 1.20'yi 0.75'e bölebilir miyiz? 1.60 oluyor galiba. Değil mi? 1.60 çarpı 10 üzeri eksi 3 Tesla oluyor. 1.6. Evet. O da eşittir. 5. Gauss olarak söyleyeceğim. 16 Gauss. Gauss'a 10 üzeri 4 demiştik değil mi? 16 Gauss oluyor. Nispeten baş edilebilecek. Yani en yüksek hani günlük hayatta görüp görebileceğiniz Allah kimsenin yolunu düşürmesin. İşte MR cihazında şurada burada falan filan manyetik alan uygularken 3-4 Tesla gibi şeyler uygulanıyor. Hani beynin içindeki suyun içindeki hidrojenin içindeki çekirdeği uyarıp da döndürüp işte su miktarlarını görüntüleyebilmek için falan. Onun üzerine kurulmuş bir metot. MR metodu. Öyle şeylere çıkmak gerekiyor. 3-4 Tesla gibi rakamlara çıkmak gerekiyor. Onu da ancak şeylerle yapabiliyorlar. Elektromıknatıslarla, sıradan elektromıknatıslarla değil, süper iletken elektromıknatıslarla yapabiliyorlar. Yüksek akımlara çıkıp. Yani öyle muazzam manyetik alanlar dediğim gibi MR cihazlarında falan ancak şey yapılabiliyor, görülebiliyor. Bu kaç? 24 mi dedik buna? 24. 62 ile 54'e bakacağız. 54'e bakalım. Magnetic moment of the hydrogen atom. Yine atom fiziğinde, molekül fiziğinde önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Diyor ki, bir hidrojeni diyor, akım taşıyan bir tel gibi düşünebilirsiniz. Niye? Çünkü artı yüklü bir şeyin etrafında dönen, hareket eden ve eksi yüklü bir yük gibi bir modelimiz var. In the Bohr model of the hydrogen atom, in the lowest energy state of the electron, in the lowest energy state, the electron orbits the proton at a speed of 2.2 times 10 to the power 6 meter per second in a circular orbit of radius 5.3 times 10 to the power minus 11 meters. Çizelim. Şöyle bir protonunuz var. Bu Bohr modelinden bahsediyoruz arkadaşlar. Hızını söylemiş. Yarı çapını söylemiş. Hızı 2.2 çarpı 10 üzeri 6. metre bölü saniye. Yarı çapı da biz buna
şey diyoruz, angstrom diyoruz hidrojenin esasında şey, bir çapına daha doğrusu, yarı çapıda 5.3 çarpı 10 üzeri eksi 11 oluyor. 5.3 çarpı 10 üzeri eksi 11 metre oluyor. Yani aşağı yukarı 10 üzeri eksi 10 metredir çapı hidrojenin. Ona da bir angstrom diyoruz. Şeyde çok kullanıyoruz işte, atomik bağların uzunluklarını hep angstrom cinsinden söylediğimiz için uygun birimleri seçiyor her disiplin kendine göre. What is the orbital period of the electron? Bir kere periyodunu soruyor. Bu fizik bir sorusu. B şıkkında. If the orbiting electron is considered to be a current loop, what is the current I? What is the magnetic moment of the atom due to the motion of the electron? C. Mu. Önce periyodu bulalım. Kolaydan başlayalım. Periyodu nasıl buluyoruz? İki pi. Köklü. O nereden geldi? L bölü G. O sarkaç canım, o başka bir şey. Bu yani çemberse hareket yapıyor. Hızı belli, yarıçapı belli. Evet, 2 pi bölü. Yok, ne? 2 pi f. Şimdi döveceğim hepinizi tekrar tekrar. Sabit hızlı, sabit hızlı değil, sabit süratli giden bir şey var. Bunun çevresinde dolaşıyor. Çevresi belli mi? Belli. Heh, 2 pi r mi çevresi? Bunu neye bölersem hızı verecek bana? Veya ne diyeyim yani, hızla bunu, hızla periyodu çarparsam bunu vermeyecek mi? Doğru mu? Tamam. 2 pi bölü r, yani 2 pi r bölü t olabilir veya 2 pi r bölü v olabilir. T eşittir buradan 2 pi r bölü v oluyor. T eşittir çevresi 2 çarpı pi çarpı r 5.3 çarpı 10 üzeri eksi 11 ve 2.2 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniye. Metreyi metre bölü saniyeye bölüyorsunuz. Bir de oradan da saniye çıkıyor zaten sonuç. Bunu hesaplayalım. İki çarpı pi çarpı 5.3 bölü 2.2 15.13 15.13 çarpı 10 üzeri eksi 17 o da eşittir 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 16 saniye de tamamlıyormuş demek. Bir saniyede düşünün kaç tur atıyor. 10 üzeri 16 mertebesinde tur atıyor. Şimdi B şıkkına bakalım. Akım. Akımı nasıl yorumlayabilir? Sanki yani ne demek? Bu bir devre gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir elektron böyle şey yapıyor. Akım hangi yönde dolayısıyla? Böyle mi? Saat yönde mi? Elektron o yönde dönüyor. Akım bu yönde dönüyor değil mi arkadaşlar? Akım bu yönde dönüyor. Eksi yükler bu yöne gidiyorsa akımın diğer yönde döndüğünü varsayıyoruz. Varsayıyoruz değil yani artıdan eksiye doğru gidiyormuş gibi. Ama nasıl anlayabilirim? Hani akımın tanımını düşünelim. Burada bir akım tanımı nasıl yapılabilir acaba? Bir elektron gezip duruyor bir ilmek etrafında. Akım tanımını buraya nasıl uygulayabiliriz veya? Akımın tanımı neydi daha doğrusu? Ne? Bir kesitten geçen saniyedik güzel. Bir saniye kesitten geçen bir kesitten bir saniyede geçen yük miktarı değil mi akım arkadaşlar? Peki saniyeyi o yüzden buldurdu adam bize. Bir saniyede kaç defa geçecek o elektron oradan? Değil mi? Ona bakmam gerekecek. Bir saniyede kaç defa geçecek? Yüküyle çarparsam şeyini bulacağım. Yük miktarını bulacağım bu şekilde. In one second elektron passes 1 over t times değil mi?
periyot 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 16 ise bu kadar kere geçiyor. So current is Q over T. O da işte elektronun yükünü şeye böleceğim, T'ye böleceğim. Elektronun yükünü yazalım buraya. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulon bölü saniye. Kulon bölü saniye amperi verecek bana, dolduracağım. 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 16. Çok enteresan bir şekilde gayet şeye yakın çıkıyor. Mertebeler birbirini yok eder gibi. 1. Yani yaklaşık olarak 10 üzeri 1.5'ta 1.6'yı hani sadeleştirdik 1 diyebiliriz ona. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 amper gibi 1 miliamperlik bir akım, bir hidrojen atomundan bahsediyorum. Bir hidrojen atomundan 1 miliamper taşıyor sanki, yani akım olarak düşünün. Hani yüksek bir şey bence bir atom için. 1.06. Neyse yani 1.06 diyelim. Eşittir 10 üzeri eksi 3 amper. Mü neydi şimdi peki? Manyetik moment neydi? Hatırlarsanız. I çarpı A'ydı. Bir alan söz konusuysa, yani akım taşıyan bir tel var, bir de bir alanı var onun. Alan söz konusuysa akım miktarı ile o alanı çarpıyorduk, değil mi? O da hatta bir vektörel büyüklüktü. C şıkkında mü diyelim. Şöyle mi yapıyorduk? I çarpı A mı diyorduk? Yani alan yönünde. Niye alanın üzerine vektör koydum? Yani bu alana dik olan bir vektör şey yapalım, düşünelim. Onu da şöyle sağ el kuralıyla yapıyoruz. Peki dikte dışarı doğru mu, içeri doğru mu? Nasıl anlayacağım? Akımın yönünde elimi sarıyorum. Alanın dik olduğu yön bu şekilde şey yapılıyor. Yani sağ el konvansiyonuyla gene bulunuyor. Akımla şeyi çarpmak gerekiyor arkadaşlar. Alanı çarpmak gerekiyor. Akım dediğimiz şey 1.06 çarpı 10 üzeri eksi 3 amper. Alan dediğimiz şey pi çarpı r kare. 5.3 çarpı 10 üzeri eksi 11'in karesi. Ha, gene küçük bir şey çıkıyor o zaman burada. 10 üzeri eksi 22, 10 üzeri eksi 25 gibi bir şey oluyor mertebesi. 10 üzeri eksi 25 oluyor mertebesi. Çarpı 5.3 ile pi'yi çarpsak yeterli zannedersem 16 falan bir şey oluyor herhalde. Pardon, 5.3'ün karesini alacağım. Ne oldu? Kaç? 5.3'ün karesi. Tamam. Çarpı pi 1.06. 93.5. Onu da yuvarlıyorsak 99.35 bilimsel gösterimde bir tane şey bırakıyoruz. 10 üzeri eksi 24. Bunun birimi neydi? Şeyle, akımla alanı çarpıyorum. Amper metrekare oluyor o zaman bu, değil mi? Amper metrekare oluyor. Manyetik momenti, hidrojenin manyetik momenti şey diye tanımlanıyor. Özel bir ismi var. Bohr magnetonu diyoruz arkadaşlar ona. Tam olarak bu rakam değil. Yani şeyden ölçtüğünüz zaman yakın çıkıyor. Mertebesi falan yakın çıkıyor ama baştaki şeyleri, rakamları kaybetmiş oluyorsunuz birazcık. Onun sebebi de kuantum mekaniği. Yani onun farklı şeyleri var. Kendisine göre kuralları var. Manyetik momenti bir manyetik alana tepkiyle falan ölçtüğünüz zaman işte bunun dönmeleri, mönmeleri söz konusu. Hatta her yöne döndüremediğinizi, işte belli kesikli sayılarla döndürebildiğinizi falan görüyorsunuz. O noktada kuantum mekaniği geçerli oluyor. Yani çok da fazla zorlamamak lazım bu şeyi, alegoriyi. Bir miktar şey, yani mertebeyi falan tutturabiliyorsunuz belki klasik fizikten ama dediğim gibi rakamlara gittiğiniz zaman işler değişiyor. 2462'ye bakalım bir de. Bu da güzel soru. Basit bir soru. 2762. Şurayı silelim.
Şurası 12 volt, pardon 120 volt. Şurası 25 amper, 25 ohm diyorum. Şurası 10 ohm. Yani devreleri falan da unutmuyoruz. Devam ediyoruz çünkü aynı şeye. Şurada bir anahtar koymuş arkadaşlar. Bu ray gidiyor bu tarafa doğru. Burada da bir şey var. Rayın üzerinde kayabilen bir metal var. Bu metalin de direncini söylemiş. R eşittir 10,0 ohm. Metalin de direnci var. Kütlesi de var metalin. Daha doğrusu ağırlığını söylemiş. Metalin ağırlığı. Niye kütle vermezler, ağırlık verirler bilmiyorum. 2,60 Newton. 0,85 metre uzunluğundaymış. Şu mesafede 0,85 metre. Bir manyetik alan var. O manyetik alan buradan ötede başlıyor. İçeri doğru. Bu manyetik bir tabanca gibi düşünebilirsiniz bunu. Niye biliyor musunuz? Şeyi kapadığınız zaman, anahtarı kapadığınız zaman akım geçecek bunun üzerinden. Ve bir kuvvet olacak. Hangi yönde bir kuvvet olacak düşünelim. Akım hangi yönde geçecek? Manyetik alan. İçeri akım yukarı mı aşağı mı? Yukarı. Böyle mi akım? Evet. Burası pozitif yüklü. Akım böyle geliyor. Buradan da aşağı doğru gelecek. Akım niye yukarı dediniz ki? Tamam, akım böyle akıyor buradan. Böyle geliyor. Buradan aşağı inecek. Bu da paralel bağlı ona. Buradan da aşağı inecek. Değil mi? Karıştırmayın kafamı. Tabii. Akım aşağı doğru. Kuvvet bu tarafa doğru. Demek ki bunu şeyi kapadığım anda fırlayacak bu ileri doğru. Yani ona bir şey bağlayıp böyle bir fırlatma mekanizması gibi de düşünülebilir mesela böyle şeylerde. 1,60 Tesla'ymış manyetik alanın büyüklüğü. Beta şey B eşittir. 1,60 Tesla. What is the acceleration of the bar just after the switch S is closed? Acceleration, ivmesini soruyor. S closed ve ivmesini soruyor. Nasıl bulacağız? Güzel. Tamam, direnci 10. Yani şöyle bir devre sanki. Şöyle bir devre arkadaşlar. 25 var burada. Burada 10 var. Burada da 10 var. Değil mi? Nasıl bulunur net direnç burada? Bunlar birbirine paralel bağlı. 10, 10. 1 bölü 10, 1 bölü 10, 2 bölü 10. 10 bölü 2, 5. 25, 5, 30. 120'yi 30'a böldük. 4 amper. I eşittir 4 amper. Buradan 4 amper geçiyor ama. Üzerinden ne geçiyor? Yani buradan 4 amper. Ana akım 4 amper. He. Evet. Evet, önemli bu. 2, 2. 2 amper akım geçiyor aşağı doğru. 2 amper. Orası önemli değil zaten. 2 amper geçiyorsa şimdi ne bulabiliriz? Kuvvet. F eşittir. I çarpı L çarpı B. O da eşittir. Akım 2. Mesafe 0,85. B 1,60 Tesla.
Bu benim kuvvetimi verdi. (2·0.85·1.60) 2.72 Newton. Bu arkadaş orada ağırlığını vermiş. Ben onu saçma sapan bir şey yapmış. Kütlesi lazım bana. Kütlesi lazım. Çünkü F eşittir MA lazım bana. F eşittir MA'dan bulacağım. M içinde ağırlığı G'ye böleceğim değil mi? Ağırlığı G'ye böleceğim. A. Bu bana F'i verecek. A'yı bulmak için F ile G'yi çarpacağım. Yani 2.72 çarpı 9.8 bölü ağırlık 2.60 Newton oluyor. Yaklaşık onlar birbirini götürüyor. 10 civarı bir şey çıkıyor herhalde ivmesi değil mi? 15. He? 10 diye tamam. 10 metre bölü saniye kare. Böyle oluyor arkadaşlar. Yani 10 metre bölü saniye karelik bir ivmeyle fırlatan bir düzenek mesela böyle yapılabilir. 2 amper akım geçiriyor. Burada işte rayın namlu olur burası. Raydan çıkış şeyi olur. İşte elektromanyetik bir şey gibi fırlatma cihazı, tabanca gibi bir şey olmuş oluyor mesela bu. (27.62) Tamam, bulabilirsem kitabınızda 3-4 tane daha örnek bulayım. Soru yollayayım size. Şey günü devam ederiz. Yine önemli bir konuya başlayacağız salı günü. Manyetik alanın kaynaklarına bu sefer bakacağız. Manyetik alana başladık. Önce sorularımızı çözer, ondan sonra şeye bakarız. Manyetik alanı ne yaratıyor? Ona bakmamız lazım. Sources of magnetic field. Ondan sonra da indüksiyon denen kavrama bakacağız. İndüktansa bakacağız. Alternatif akımlara bakacağız. Elektromanyetik dalgalara bakacağız. En son dönemi bu şekilde bitireceğiz.